Mesela İngilizlerin devletinin en büyük sevgi şu an Müslümanları şehit etmek. Mesela Halep'te bak yüz binlerce Müslümanı şehit ettiler. Doymuyor adamlar. Bir avuç kaldı. 30 kilometreye sıkıştırdılar. Yağmur gibi bombaladı ya. Halep diye bir şehir kalmadı. Hiç kimse yok. Çoluk, çocuk, kadın. Yani şu an yağmur gibi bomba yağıyor. Bak hoca efendiler çıkıp bu fevkalelik var, bu deccal saldırısıdır demiyorlar. Hiçbir şey yok diyor. Habire cübbeli çıkarıyor Habertürk'e. Daha 700 yıl var diyor. Çok rahat edin. Hiçbir şey yok diyor. Öbür hocayı da görüyorsunuz. Namaz kılıyoruz diyor. Kur'an okuyoruz, hadis okuyoruz. Daha öyle yok diyor. Bir şey yok diyor. Her yerde saygın Müslümanlar diyor. Halep'te, Şam'da, Suriye'de, Irak'ta ki Ehl-i Sünnet'in kalesi olan yerler buralar. Her yerde saygın Müslüman. Hiçbir şey yok diyor. Çok rahat olun diyor. Yani ne deccaliyet var diyor. Ne Mehdi'nin çıkışı diye bir konu var diyor. İttihat İslam'a da gerek yok diyor. Son derece rahat olun diyor. Adamı yüz binlerce kişi alkışlıyor. Çok güzel konuştun diyor. Helal olsun hocam diyorlar. Ağzına sağlık. Ağzından bal akıyor diyorlar. Dedeleri çıkarıyorlar. İşte mezarın başına çiçek ektim. Olur mu diyor. Efendim şimdi çiçeği ekmekle hata yapmış sayılmaz yani falan diyor. İki saat Müslümanların vaktini alıyor adam ya. Hay senin çiçeğine de. Hay senin. Ya Müslümanlar katlediliyor. Aklını başına al. Bunadın mı sen bir adam? Aklını başına al. Mahvoluyor bizi. Adam konusuna bak ya. Dört tane kavvağım var diyor. Beşincisini evin kenarına diktim diyor. Ama komşuyla sınır diyor. Orada hak geçmiş midir diyor. Yüzlerce çocuk ölüyor. Adam bak konusuna bak ya. Ya inanılır gibi değil. Yüzlerce, binlerce çocuk, kadın ölüyor, şehit oluyor. Mesela şu an Halep cehenneme dönmüş vaziyette. Yağmur gibi bomba yağıyor. Sürekli napalm bombası, o genel maksat bombası atıyorlar. Ortalık cehenneme dönmüş vaziyette. Ve gece, gündüz, sabah, akşam sürekli bombalama devam ediyor. İngilizlerin devletinin münafıkları da ya diyorlar homoseksüellerin hakları ne olacak diyor. Yani bak Halep'te şehit olan yüz binler önemli olmuyor da onlar için. Yaralanan kolu, başı, kafası kopuyor, ağzı, burnu kopuyor. Onlar önemli değil de. Bak aylardan, yıllardan beri İngiliz derin devletinin mensubu bu. Et Hüseyinler takım falan hepsi. Geceli gündüzlü homoseksüelleri nasıl koruruz, nasıl kurtarırız onun peşindeler. Yani nasıl homoseksüeller rahat hareket edebilir? Daha özgür olmalı nasılsa onun peşinde adam. Fevkaladeli o yüzden Müslümanlar fark edemiyorlar. Mehdiyeti de fark edemiyorlar. Ama bu belirli bir zamana kadar bu şekilde Allah tarafından yaratılmış. Yani benim gördüğüm 2019'lara kadar. 2010. Ondan sonra bir hamiyeti istemeyen feveranı mevzubayız. Yani bu tırmanarak gelişecek, bu durmaz yani, bu duracak bir şey değil. Fakat tabii bu Cenab-ı Allah'ın bir harikası, mesela Halep'in bu şekilde muhasarayı altına alınacağı peygamber söylüyor. Gördünüz hadiste. Ahir zamanda Mehdi devrinde Halep muhasarayı alınır diyor. Tam anlamıyla olay oldu. Bak siyah bayraklıları diyor, Türkler kovalar diyor. Bak aynı sinan oldu gördünüz. Siyah bayrakla Türk ordusu girdi kovaladı hakikaten. Herkes biliyor bunu yani alenen olmuş olay.